İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Raymond Berberyan, Hafıza Aleviç'inde, Artsakh'ın Noraşen köy muhtarı. Köy sakinleri hala yiyecekleri var, yakın gelecekte ilaçla ilgili bir sorun çıkabilir. Arman Tatoyan, zorluklara yenik düşmeyen vatana layık olur. Cavahkın Karsah köyünde bir kültür projesi uygulanacak. Bir parça garin. Batı Ermenistan'ı tanıyalım. Zarişat. Hortasar Göbekli Tepe'de 15 bin yıllık polen bulundu. İlk Ermeni kadın müzisyen, ilk müzik öğretmeni ve ilk kadın pedagog olan Sahaka Duht. Batı Ermenistan'ın Ermeni vatandaşlarının nesilleri. Soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan birinin oğlu ve torunu olarak eve dönmeyi hiç düşündünüz mü? Akraba evini değil, atalarımızın köklerini, kayıp kuşların ağacını kastediyorum. Kilikya, Ermenistan'ın kadim krallığı, Batı Ermenistan, Muş, Sasun, Zeytun, Van, Maraş, Dikanagert gibi iller, Trabzon ve Hamşen, Kars ve Ardahan gibi bölgeler. Ayrıca bin yıllık tarihimizin emaneti olan ve hala saldırganın elinde mücadele eden ebedi yeryüzü cennetinin diğer bölgeleri. Ermeni halkı 7000 yılı aşkın bir süredir kimliğini korumuşsa, Ermeni damarlarında Nuh'un göksel kanından bir damla aktığı içindir. Milletimizin mucizevi bir şekilde dayanması ve zaman zaman sonsuzluk serabına yolculuğuna devam etmesi için bir damla yeterlidir. Raymond Berberyan'ın yazısının tamamı web sitemizde mevcuttur. Artsakh Cumhuriyeti'nin Martuni bölgesine bağlı Noraşen köyünde 15 gündür ne yiyecek ne de ilaç geldi. Mahalle sakinleri ellerindekilerle yaşıyor. Noraşen köyünün muhtarı Gevokar Dünyan 168.im ile yaptığı görüşmede bu süre zarfında köyde yaşayanların hiçbirinde panik havası görmediğini söyledi. Gevor Karutunyan, genel durumdan bahsedersem her şey yolunda. Köylülerin hala yiyecekleri var, yakın gelecekte ilaçla ilgili bir sorun olabilir. Yolu açarlarsa iyi olacak, her şeyi düzelteceğiz diye belirtti. Köy muhtarına göre şu anda köyde acil tıbbi yardıma ihtiyacı olabilecek hiçbir hasta yok. Norşen köy muhtarı, Berzur koridoru kapalı olduğu sürece düşman köye doğru ateş açmadı, bu süre zarfında provokasyonlara başvurmadı. Bu sefer yolu açarlarsa bir daha kapanmayacağını düşünüyorum, dedi. Batı Ermenistan, Artsakh'ı Goris bölgesine bağlayan yolu açmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Ancak Artsakh ve Ermenistan Cumhuriyeti'nden gelen çağrıları da dikkate almalıyız. Çünkü uluslararası toplum nezdindeki taleplerimizin net ve uygulanabilir olması gerekiyor. Artsakh'ın yerli halkı her birimizin ayrılmaz bir parçası olan Ermeni halkıdır. Zorluklara yenik düşmeyen, tarihi sorumluluğunun bilincinde olan vatanına layık olur ve güç ve mevki uğruna vatanın güvenliğini, milletin hak ve haysiyetini feda etmez. Umutsuz bir durumda olduğumuza, mücadelenin anlamsız olduğuna ikna olursak ve bizi bölmeye izin verirsek, tehlike yıkıcı hale gelecektir. Stepanakert'in diriliş meydanında on binlerce hemşerimiz Artsakh'ın yeniden dirileceğini teyit etti. Aşo Civani'nin Ev Müzesi'nin rehber koordinatörü Asmik Sagatelya'nın Bir Parça Garin adlı projesi Avis Foundation Cavak Fonu'nun dördüncü turunun galibi ilan edildi. Proje, Ahalkalak bölgesindeki Karsah köyünde Aşo Civani'nin ev müzesinde uygulanacak. Proje yöneticisinin sözlerine göre Bir Parça Garin adı, şimdiki Cavak halkının atalarının geldiği Karin şehriyle bağlantılıdır. Başka bir deyişle, Garin'in küçük bir parçası olan Garin kültürünü korumak, geliştirmek ve bir başka şekilde yaymak gerekiyor. Proje kapsamında milli kostümler dikilecek, ayrıca Hasmik Sagatelyan yüksek kaliteli bir kamera elde edecek ve bununla Aşu Civani'nin ev müzesinin anma bölümlerinde milli kostümlerle fotoğraflar çekilecek. Müzenin rehber koordinatörüne göre bu girişim sayesinde müzeye gelen ziyaretçi sayısı artacak. Batı Ermenistan, kendi başkentinin Karin şehri olduğunu hatırlatarak bu girişimi memnuniyetle karşılıyor çünkü kültürümüzü ana Ermenistan'ın her köşesinde hatırlamak ve korumak önemlidir.
Batı Ermenistan'daki Zarişat veya Zariyaşat şehrinin adı 1. Ardaşes'in babası Zarih'in şerefine verildi. Büyük Aykın, Duruperan dünyasının Ahihovit ilçesinin bir parçasıydı ve Zarih'in alanı olarak kabul ediliyordu. Arazani Nehri Vadisi'nde Van Gölü'nün kuzeybatı tarafında Ardaşat Dikranagert Ermeni Kral Yolu üzerinde bulunuyordu. Zarişat, 2. Dikran döneminde M.Ö. 1. yüzyıl ve sonraki 3. 4. yüzyıllarda gelişti ve nüfusu arttı. Milattan sonra 4. yüzyılın ilk yarısında nüfus birkaç 10.000'e ulaştı. Nüfusta Ermenilerin yanı sıra Yahudiler de vardı. Dikran döneminde Rumlar ve Asuriler de vardı. El sanatları ve ticaret şehir nüfusunun ana meslekleriydi. Zarişat çevresinde ziraat için uygun koşullar bulunduğu için tarım işi de büyük önem taşıyordu. Türk-Fars hakimiyeti döneminde Zarişat küçük bir köye dönüştü. Ermeni tarih babası Movses Horenatsi, Gnel Arşakuni'nin Zarişat'ta defnedildiğini ifade etti. Grigor Datevatsi'nin ünlü müritlerinden 1350-1415 yıllarında yaşamış Piskopos Hovannes Kaçberuni burada doğdu. Ahihovit ilçesinin bu Zarişat yerleşimi, Vanant ilçesindeki aynı adı taşıyan şehirle karıştırılmamalıdır. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Porta Bar Göbekli Tepe'nin çevresinde yapılan sondaj çalışmalarında milattan önce 13.600'lü yıllara kadarki polenler gün yüzüne çıkarıldı. Polenler Göbekli Tepe'nin 15.000 yıl önceki bitki örtüsü hakkında önemli bilgiler veriyor. Harran Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü akademisyenleri eski dönemin iklim ve su kaynaklarını araştırdı. Sondajlardan alınan numuneler incelendi. Portabar Göbekli Tepe insanlarının yaşadıkları dönemlere ait olan bu polenler sayesinde dönemin bitki örtüsü ve iklimi hakkında önemli bilgilere ulaşıldı. Batı Ermenistan'ın bu bölgesi sadece biz Ermeniler için değil, tüm medeni dünya için tarihi ve kültürel öneme sahiptir. Ermeni tarih yazımı 8. yüzyılda Ermeni ruhani müziği tarihinde kadın söz yazarı, şair, öğretmen Sahaka Duht hakkında istisnai bir gerçeği kaydetti. Mevcut tarihsel verilere göre Sahaka Duht Divin'de doğdu. Tarihçi Stepanos Orbelyan'ın ifadesine göre Sahaka Duht çocukken bekaret yemin etti ve Divin'den ayrılarak Garni geçidinin mağaralarından birine yerleşti ve bir çileci oldu. Sahaka Duht birçok ilahi ve şiirin yazarıdır. Öğretmenlik de yaptı. Mağarada çilecilik yaptığı dönemde çocuklara ders verdiği bilinmektedir. Tanıklığa göre erkek ve kızlardan oluşan gruplar şarkı ve müzik öğrenmek için Sahaka Duht'un yanına Garni Vadisi'ne giderlerdi. Geleneğe göre Sahaka Duht ömür boyu mağarada yaşamış, orada ölmüş ve gömülmüştür. Bugün Sahaka Duht'un mağarasının zemini tamamen duvarlardan örülen taşlarla kaplı olduğu için mekanda mezar taşları görünmüyor. Sadece girişin yanında bir sur kalıntısı mevcut. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Manik Grigoryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Kele Lav adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.